Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bugün İşaretül İcaz adlı eserden bir okuma yapacağız. Arzu edenler esere linkten ulaşabilirler. Şimdi benim işaretlediğim 10 tane kelime var. Bunlara bir odaklanalım. Burada azameti ilahiyeyi yazıyor. Harflere bakalım. Ayın, zı, mim, te. Burası azamet. Elif, lam, H, Y var şurada uzun çizgi. Şurada H. Yine Y var burada. Azameti ilahiyeyi. Tamlama burası. Yani Cenab-ı Allah'ın azameti. İlahi azamet diye mana verebiliriz. İkinci kelimemize bakıyoruz. Burada ona yazıyor. Ona. Elif vav görünce o dedik burada. Burada nazal nunla Elif'in birleşmiş hali var. Nazal nun da normalde 3 nokta olur kefin üzerinde. Ama burada konmamış. Konmaya da biliyor arkadaşlar. Genellikle de konmuyor ikada. Ona diye okuyoruz. Ona, buna, şuna derken bu na'ları hep bu şekilde yazıyoruz. Rika'nın kendine has bir yazım şekli buradaki na hecesi. İkinciyi söyledikten sonra üçüncüye geçiyorum. Bakın. Adaleti ilahiyenin. Adaleti ilahiyenin. Harflere bakalım. Ayın, dal, ra ile karıştırmayın. Elif, lam, t. Adalet diyor. T'nin iki noktasına dikkat. Adalet. Elif, lam, he, ye, he, ilahiye. Nun, nazan nun bu da. Kef yazılmış ama 3 noktasını koymamışlar. Bu şekilde yazıma alışmamız lazım. İlahiyenin. Adaleti ilahiyenin diye okuyoruz. Yine tamlama ilahi adalet diye mana veriyoruz. Ve nizamı Rabbaniye. Rabbaniye. Nizam derken nun, zı, elif, mim. Nizam diyoruz. R, B'yi şeddelemişiz. Elif, nun, ye, Rabbani, e kalmış. Ye, he. Rabbaniye. Nizamı Rabbaniye. Dördüncü kelimemizi okuduk. Rabbani nizam. Rabbani düzen. Rabbani Cenab-ı Allah'ın bir ismi. Rab kelimesi oradan diyelim. Rab kelimesinde öne çıkan husus ne? Terbiye ediciliği. Geçiyoruz beşinci kelimemize. Burada yegane yazıyor arkadaşlar. Yegane. Nasıl? Bakalım. Şurada B ile karıştırmayın. Bakın uzun bir çizgi var. İki nokta yerine geçiyor. Bunu Y okuyoruz. Burada G ile Elif'in birleşmiş hali var. Na da okunabiliyor burada. Cümlenin gelişinden anlayabiliyoruz zaten. Tanışmamız lazım kelimeyle. Bunu G ve Elif olarak okuyoruz. Ga diyoruz. Sonra nun geldi, sonra he geldi. Şu nundan sonraki aşağı doğru inen çizgi diyelim. H harfini temsil ediyor. Ne diyoruz? E okuyup ne diyoruz? Yegane. Geçiyorum 6. kelimemize. Burada şahsi ve içtimai. Harflere bakalım. Şın, hı, sat, ye. Şahsi ve elif, cim, te, iki noktalı artık onu bilelim. Şahsideki şu şındaki şu ok gibi çentik de 3 noktayı temsil ediyor. 3 nokta yerine geçiyor. Evet, T'de kalmıştık. T, mim, elif, ayın, ye. İçtimai. Mana verirsek şahsi şahsa ait, içtimai topluma ait, toplumsal diye tercüme edebiliriz. Geçelim. Kaç oldu? 3, 5, 6, 7.ye geçtik. Kanunu ilahiye. Kanunu ilahiye tamlama. Kanun ve ilahi kelimelerini tamlama olarak okuyoruz. Burada. Kaf, elif. Kafın noktalarına bakın. F ile karıştırmayın arkadaşlar. Bakın zaten nunu var burada. Nunun tek noktası çok bariz. Bu biraz daha uzun çizgi. İki nokta yerine geçiyor Rika'da. Kanunu. Kaf, elif, ka. Nun, vav. Bu nun arkadaşlar. Şu harfimiz nun. Kanunu. Elif, lam, he, ye, he. Kanunu ilahi, şu sondaki de ye. İlahi kanun yani.
mana verirsek. Buraya geçtik. Şurası biraz karışık olduğu için almıştım. Dikkatimi çekti. Şurası veya vav, ye, elif veya o bitti. Diğeri tembellikle. Hemen bir buraya eğilelim. Tembellikle derken biraz büyütelim bakalım. Böyle yapınca daha mı iyi oluyor? Sanki daha iyi oldu. Tembellikle de derken arkadaşlar T ilk harfimiz. Sonra nun geldi. B, lam, lam. Buraya dikkat. Burada keflam burası. Yine Rika'ya has bir hal burası. Keflam. Şu bademi gördüğümüz zaman anlayın. Keflam burada. Sonra da H geldi. Şurası H. Okurken ten bel likle diye okuyoruz. Şurayı görünce şurayı kef okuyacağız. Zaten şuradaki çizgiden kefin olduğunu anlayabilirsiniz. Arkadaşlar göz aşinalığı burada önemli. Bu şeylerle, şekillerle çok haşır neşir olmamız lazım. Veya tembellikle. Bunu da okuduk. Nerede kaldık? Şuradayız. Evet, şuraya bakmıştım. Şurada bilahire. Bilahire yani ne demek? Daha sonra manasında. Burada B var. Burası çok güzel. Elif ile lam bu şekilde el kaldırmadan birleştirilmiş. Lam elif şuradaki. Normalde elif ile lam elif birleşmez. Daha doğrusu birleştirilmemiş burada. Kural gereği. Elif'ten sonra lam gelmiş. Ve el kaldırmadan yazılmış. Şöyle med işareti. Bilahire diye okuyoruz. Yani bilahire yaparız diyoruz ya işte daha sonra yaparız manasında bir kelime. Şurada h harfi var. Ra, he, bilahire. Daha sonra manasında. Buraya geldik. Elif'in üzerinde anlar yazıyor arkadaşlar burada. Anlar. Bakalım nasıl anlar yazıyor. Elif'in üzerinde med var. A okuyoruz. Burada bakın şu kef harfi işte. Bu kef harfi ama 3 noktası konmamış. Konmadığı için biz onu konmuş gibi sayıp an diye okuyoruz. Lam elif la, ra geldi anlar diyoruz. Şimdi burada kef harfi varsa biz bunu aklar diye okuyamaz mıyız? Okuyamayız. Çünkü ak dediğimiz zaman kafla yazmamız lazım. O yüzden bunu nazal nun olarak okuyoruz. Anlar. Zaten cümle bütünlüğüne baktığımız zaman da orada o kelimenin akılar kelimesinin manasız olduğunu siz de göreceksiniz. Şimdi 10 kelimeyi bu şekilde ayrıntılı inceledikten sonra şimdi metne şöyle baştan şöyle mana odaklı okuyalım. Namaz kalplerde azameti ilahiyeyi, Cenab-ı Allah'ın azametini tespit ve idame. Tespit yani sabit kılma ve idame, devam ettirme ve akılları ona tevcih ettirmekle yani akılları Cenab-ı Allah'a yönlendirmekle adaleti ilahiyenin, ilahi adaletin kanununa, Cenab-ı Allah'ın adaletine adalet ilahiyenin kanununa itaat, Cenab-ı Allah'ın kanununa itaat ve nizam-ı Rabbaniye'ye, Cenab-ı Allah'ın düzeni, Rabbani düzene imtisal ettirmek için, ona uydurmak için yani imtisal ettirmek, ona uydurmak için yegane, tek, ilahi bir vesiledir. Yegane, ilahi bir vesiledir. Ne? Namaz. Zaten insan, şurası bakın sin harfi uzun çizgi. İnsan medeni olduğu cihetle, insan medeni olduğu için, medeni olduğu yönüyle şahsi ve içtimai, yani şahsi, ferdi ve içtimai, sosyal olarak, toplumsal olarak hayatını kurtarmak, bakın şu kaf harfi noktaları kuyruğunda, için, hayatını kurtarmak için o kanunu ilahiye, o Cenab-ı Allah'ın kanununa muhtaçtır. O vesileye, o namaza müraat etmeyen, o vesileye uymayan, riayet etmeyen veya tembellikle, tembellik yaparak namazı terk eden
Veyahut, bakın eden derken şurası nun. Veyahut kıymetini, namazın kıymetini bilmeyen ne kadar cahil, yani işin aslını bilmediğini, ne derece namazın kıymetini bilmek buradaki cahillik, ne derece hasir yani hüsran ettiğini, kayıp olduğunu, neleri kaybettiğini, çok kaybeden olduğunu namazı terk etmekle, ne kadar zararlı olduğunu, bu şekilde yaparak kendine ne kadar zararı uğrattığını bilahire anlar. Daha sonra anlar. Ama burada iş nerede? Eliften sonra Y'ye geldi. İ'yi okuyoruz. Şu şın harfi arkadaşlar. Uzun çizgi sin. Sonraki şu 3 nokta yerine geçiyor arkadaşlar şurası. 3 nokta yerine geçiyor. Şurası uzun çizgi sin. Noktaları şurada iş olarak okuyoruz bunu. Ama işten geçer. Allah'a emanet olun arkadaşlar.